Arkadaşlar Excel derisinde bu videoda speedometer'dan bahsedeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar merhabalar. Bu videoda speedometer'dan bahsedeceğiz. Genelde sunumlarda işte ya da karışık Excel sayfalarında sonuç değeri elde ederiz. İşte nedir bu? İşte karlılığın yüzdesi ya da ne bileyim hedef gerçekleştirme yüzdesi. Bunları speedometer'lara linkleyerek daha güzel görseller elde edebiliriz. Daha çarpıcı görüntüler elde edebiliriz. Bundan bahsedeceğiz bugün. Şimdi bunu nasıl yapacağız? İki tane grafik üst üste bindirerek speedometre oluşturacağız. Bunlarda ilk önce halka grafik, daha sonradan da altına bir pie chart atacağız. Ve grafiğimiz oluşmuş olacak. Şimdi hızlıca başlayalım. Ben 4 bölümlü bir speedometre yapmak istediğim için 4 bölümlü bir veri seti oluşturdum. Birinci bölüm 20, ikinci bölüm 60, üçüncü bölüm 50, dördüncü bölüm 50. Bunun özelliği nedir? Fark edeceksiniz toplamları 180. Bir halka grafiği tamamı 360 derece olduğu için daha net anlaşılması için ben birinci bölümünün yani bize gözükecek kısmın 180 derece, gözükmeyecek kısmında 180 derece olacak şekilde ayarladım. Yani bunu siz yüze tamamlayacak şekilde de yapabilirsiniz. Fark etmez. Sadece gözükmeyecek kısmın da yukarısıyla aynı olmasını sağlamanız yeterli. Şimdi başlayalım. İlk önce veri setimi seçiyorum. Ekle diyorum buradan. Ekleden halka grafiğimi seçeceğim. Şimdi halka grafiğim oluştu. Biraz ortaya alalım. Evet. Şimdi burada görüyorsunuz 1. 2. 3. 4. ve 5. bölümler var. 5. bölümü göstermek istemiyorum. Ama ilk önce bunu bir hani speedometre benzemesi için ekseniyle oynayacağım. Grafik alanı biçimlendir diyorum. Daha sonradan grafiklerimi seçiyorum. Şimdi burada seri seçeneklerinde ilk dilimin açısı diyor. Yani ilk dilim şurası. Bunun açısını 270 dereceye ayarlayacağım. Evet, yani grafiği 270 derece döndürdüm ve ilk dilim 0 noktasından başladı. Yani şuradan başladı. Şimdi gene birkaç tasarımsal şey yapalım. Burada kenarlıkları çizgi yok diyelim. Birleştirsin. Birleştirdi. Şimdi şunu silelim. Evet, başlığımız kalsın. Şimdi grafiğimiz oluştu arkadaşlar. Bir de şu iç kısmı, içindeki halkayı ufaltalım. Onun için genel şekilde şurada halka delik boyutu var. Bunu biraz daha yani güzel gözükecek şekilde siz nasıl isterseniz ben %50'ye ayarlayacağım. Evet. Şimdi halka grafiğimiz oluştu. Yani bir speedometrimiz oluştu. Bundan sonrası manuel. Şu en aşağıdaki turkuaz rengi sağ tıklıyorum seçtikten sonra. Daha sonra dolgu yok şeklinde ayarlıyorum. Evet. Şu anda oluştu. Artık istediğiniz renkleri verebilirsiniz. Ben ilk renge hani genelde verilen renk olarak kırmızı yapacağım. Daha sonra ikinci rengi turuncu yapalım. Evet, üçüncü renk yeşil olmaya devam etsin. Son renkte biraz daha koyu bir yeşil yapalım. Evet. Şu anda artık speedometrimiz oluştu. Ama bunun bir pointer'ı yani işaretçisi gerekiyor. O yok. Onu nasıl yapacağız? Onu da bir pie chart üzerinden yapacağız. Gene aynı şekilde sağ tıklıyorum. Şimdi burada direkt seçemem. Seçersem yeni bir tane grafik atar. Onun için mevcut grafiğimin içinden sağ tıklayarak veri ekleyeceğim. Veri seçi tıklıyorum. Ekle diyorum. Şimdi seri adımı soruyor bana. Bir isim verelim. İşaretçi diyelim. Seri değerlerini de şu değerlere verelim. Birazdan anlatacağım ne olduklarını. Tamam diyelim. Şimdi bir de pointer koymamız lazım. Yani işte firma yüzde kaçta ya da işte hedefin yüzde kaçını gerçekleştirmiş ya da operasyon karlı mı değil mi? Burada bir yüzde vermemiz lazım. Ya da rakam da verebilirsiniz ama yüzde daha çarpıcı olur. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Pointer'ımızı attık buraya aslında. Şu an çok pointer'a benzemiyor ama biz bunu düzelteceğiz. Bu da bir, şimdi içerisi halka grafik olduğu için daha önceden ikinci grafiği de halka grafik şeklinde yaptı. Bunu ilk önce bir pasta grafiğe çevirmemiz lazım. Ne yapacağız? Sağ tıklıyoruz. Grafik türünü değiştir diyoruz. Pardon. Grafiğe tıklayıp grafik türünü değiştir diyoruz. Evet, şimdi bize soruyor.
İki tane grafik var içeride. Hangisini değiştirmek istiyorum? Şu işaretçi dediğimi pasta grafiğe çeviriyorum. Ve bunu ikinci eksene atıyorum. Tamam diyorum. Evet, artık ön tarafa geldi. Diğer daha önce hazırlamış olduğumuz grafik geride kaldı. Şimdi bunu da aynı şekilde ekseni değiştirmemiz lazım. Bakın görüyorsunuz az öncekinin aynısı. Gene aynı yerden ilk dilimin açısından 270 diyorum. Şimdi şu eksenlerden bahsedeyim. Biz bunu ikinci eksene aldık. Birinci eksen alsaydık ne olurdu? Bu sefer ikinci eksen diğer grafiğimiz olsun. Evet, o zaman arkada gözükecekti. Yani aslında bu visibility ile alakalı bir şey gibi düşünebilirsiniz. Şu anda çok eksenle alakalı değil. Daha çok hani görünürlükle alakalı bu işlemi yapıyorum. Şimdi tekrardan çalışmak için pasta grafiğimi öne alacağım. Grafiğin türünü değiştir diyorum. Pasta grafiğimi öne aldım. Şimdi burada bunu da hızlıca bahsedelim. Pasta grafik ne yapıyor? 3 tane verim var. 3 tane veriyi tamamen pastaya yerleştiriyor. İlk verim %80. Bir işaretçi olarak tanımladığım şu anda kırmızı gözüken yer %2. Geri kalan kısım yani aslında bu ikisini görmeyeceğim. Mavi ve yeşille sileceğim birazdan. Yani daha doğrusu boşluk yapacağım. Transparan yapacağım yani. Ve sadece bana şu işaretçi olan kısım kalacak. Şimdi onu yapalım hızlıca. Maviyi seçtim. Sağ tık yaptım. Gene buradan dolgudan dolgu yok dedim. Bakın arkadaki grafik ortaya çıktı şu anda. Gene aynısını buradan yeşil olan için yapacağım. Dolgu yok diyorum. Evet. Şu anda pointer'ım ortaya çıktı. Görüyorsunuz. Pointer'ı da gene aynı şekilde şimdi seçmek bayağı zor olacak. Dolayısıyla ilk önce pointer'ımı biraz büyüteyim. %10 yaptım. Evet, şimdi sağ tıklayayım. Mesela bunu da siyah renk yapalım. Daha belli olsun. Evet yani %1 de yapabilirsiniz pointer ama çok belli olmaz. Ben genelde %2 yapıyorum. Daha belli oluyor. Daha %3 de yapabilirsiniz. Ama işte yani pointer'lıktan çıkıyor bu sefer. Onun için %2 bence uygun. Biraz büyütelim grafiği. Evet, bakın böyle bir görüntü olacak. Şimdi değeri değiştirdiğim anda pointer'ın değiştiğini göreceksiniz. Çünkü niye? Pasta grafik şurada %30'luk değeri algılıyor ama rengi vermediğim için boş geliyor. Sonra işaretçiyi algılıyor. Geri kalan %68'lik de geri kalan kısmım yani boşluk dediğim yer. Bunu nasıl sağlıyoruz? Toplam %200 demişim ben. Aynı halka grafikte olduğu gibi üst taraf %100 yani üst taraf dediğim şu kısım %100 olacak. Diğer kısım da %100 olacak. Yani bunu maksimum %100 yaptığım anda örnek veriyorum. İşaretçimle beraber burayı %100 yapıyorum. Geri kalan kısım %100 oluyor. Yani işaretçi %2 yaptığım için 98 olacak ama totalde %2 oluyor. Yani aslında halka grafikten pek bir fark yok. Sadece görsellik açısından şu pointer'ın gittiği yeri görebilmek için bunu pasta grafik yaptık. Bunun ne kaldı? Neye eksik kaldı? Şunu biraz ufaltalım %70 diyelim. Bunun neye eksik kaldı? Şuraya bir tane hani veri etiketi eklemek gerekir bence. Veri etiketi ekle dediğim zaman normalde hani buralara atar. Bunları silelim. Evet, mesela şuraya bir veri etiketi ekledik. Ama hani ister böyle yapabilirsiniz. Yani şunu mesela değiştirdiğim anda %35 dediğim anda %35'e gelir. İşte %80 dediğim anda %80'e gider. Ama şunu da değiştirelim bu arada. Eşittir diyelim. Değer olarak bizim değerimizi alsın. Evet, şu anda %70, %50. Şu an değişiyor ama bunu ortada göstermek bence daha güzel oluyor. Yani böyle de kullanabilirsiniz ama ben ortada göstermek istiyorum. Onun için eklediğim bir tane oraya bir metin kutusu atalım. Şöyle. Eşittir diyelim. Yine aynı değerimizi alsın. Pardon. Siyah yapalım.
bold yapalım, biraz büyütelim, çarpıcı olması açısından. Evet, şimdi bu grafiği ortasına alalım. Şöyle ortalayalım. Evet, artık ortada. Ben böyle daha çok seviyorum. Onun için böyle yapmak istedim. Şu anda %40 dediğim anda bu metin kutusu gidiyor. Buradaki %40 alıyor. Pasta grafiğim şuraya göre değişiyor. Şu zaten benim altlığımda. Spidometrimin renklendirilmiş bölümü. Halka grafikten yapmıştık. Şimdi bunu nerede kullanabiliriz? Mesela örnek verecek olsak satış diyelim. Bu da hedef diyelim. Mesela bir market olsun, örnek veriyorum. Ayda 15 bin liralık satış yapmış olsun. Pardon. Hedefi de örnek veriyorum. %75 olacak şekilde 20 bin diyelim. Buna hedefi gerçekleştirme oranı hızlıca basit bir formül yazalım. 15 bin bölü 20 bin. %75. Yüzde şeklinde gösterelim. Şimdi şöyle bir tablomuz olduğunu varsayalım. Aslında hani şu değerler birçok datadan geldiğini düşünün. Bu da başka bir yerden geldi. Ama bize bir tane sonuçta hedef gerçekleştirme oranı bulduğumuzu varsayalım. Hedef gerçekleştirme oranı diyelim mesela. Şimdi bunu belirledik. Gideceğiz mesela bunu artık buna bağlayacağız. Artı diyelim şuradan. %75'e bağlayalım. Ne yapıyor sistem? %75 artı %2 diyoruz. %2 totalde 200'lük bir dilimimiz olduğu için 2 eksi %75 eksi %2 dedik. Geri kalan kısmı %123 olarak algıladı zaten grafik. %75'i de zaten metin kutusu ilgili yerden alıyor. Dolayısıyla hani böyle çarpıcı şeyler, grafikler elde edebilirsiniz. Bunu direkt PowerPoint'e falan da yapıştırabilirsiniz. Mesela 10.000 yaptım. Direkt %50 oldu. Grafiğin başlığını da değiştirelim. Mesela eşittir diyelim. Hedef gerçekleştirme oranı diyelim. Şöyle ortalayalım. Evet arkadaşlar, konuyla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Dokümanı excel.com internet adresimizde bulabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.